sokak röportajı yapsaydınız insanlara ne sorardınız? Siber zorbalık yapıp yapmadıklarını sorabilirdim. Neden böyle bir soru? Alanımla alakalı. Mesleğiniz? Bilgisayar mühendisiyim ben. İnsanların bu konuda bilinçli veya bilinçsiz yapıp yapmadıklarını öğrenmeye çalışırdım. Tabii ki ülkemizde yoğun bir şekilde yaşanıyor küçük yaşlardan itibaren. Çocuklar farkında olmadan bunu yapmaya başlıyor. Bunu ileriki yaşlara doğru geliştiriyorlar, farkında olmadan devam ettiriyorlar. Belirli bir bilinç düzeyine ulaşmış insanlar da bunu artık nasıl söylesem bilinçli bir şekilde, hani küçüklükten kalan bir şey değil de bilinçli bir şekilde zarar vermek amacıyla yapmaya devam ediyorlar. Bununla ilgili bir genel anket çalışması yapardım. Sokak röportajı yapsaydın benim gibi, evet. Ne sorardın insanlara? İnsanlara ne sorardım? Yani o an ne düşündüklerini sorardım. Yani mesela şu an aklında ne vardı? Yani ne düşünüyorsun? Yani ben geleceğimi düşünüyorum, hayallerim. Hep hayallerim yani, hep aklımda onlar var. Ne sorardım? Ne bileyim ne sorardım, cevapla. Anlamadım bir soruyu. Yani sokak röportajı yapsaydınız ne sorardınız insanlara? İnsanlara evden çıkmasın. Evet. Korona var. Bilmiyorum ki, çarpıma gelmedi. Hayır, niye bizi dinlemiyorsunuz, niye herkesin işine saygı göstermiyorsunuz diye bir soru sorardım. Ya da atıyorum, herhangi bir işte çalışan birisinin işine saygı gösteriyor musunuz? Bu hangi alanda olursa olsun. İnsanlar mutlu mu? Mutlu musunuz? Mutlu musunuz? Yani insanlar mutlu mu? Mutlu musunuz? Mutlusanız sebepleri nedir? İnsanların bu ayrımcılığı nedir? Neden herkes kendine birbirine üst seviyeden bakmak zorunda? Neden herkes kendi egosunu korumak zorunda? Ben bunları sormak isterdim. Sokak röportajı yapsaydın ne sorardın? Kafe orada çay içer misiniz? Sokak röportajı yapsaydın ne sorardın? Vallahi dayı bilemedim ki ya. Bu milletin hali ne olacaktı diye sorardım yani. Bu milletin hali ne olacak? Vallahi çok kötü olacak dayı. Yani hiç iyiye gitmiyor, onu söyleyebilirim. Gidişattan kendimizi asacağız abi. Asacağız yani. Zor durumda bıraktı bizi bu devlet. Valla millet ne yapacak bilmiyoruz. Sokak röportajı. Hiçbir şey aklıma gelmiyor. Ama herhalde sağlıkla ilgili şeyler sorardım. Yani çok mağdur olduğumu söylerdim. Tabii yani otobüslerde ayrı bir sıkıntı yaşıyoruz. Yani sürekli bir mağduriyet var yani. Ekonomiyi sorardım. Keyifleri yerinde mi onu sorardım. Ekonomiyle ilgili senin cevabın ne olurdu? Siz bana sorsanız mı? He, evet. İnsanların genel olarak zor geçindiği söyle diye bir cevap verirdim çünkü öyle bir şey var bence. Sen zor geçiniyor musun? Ben öğrenci olarak zor geçmiyorum ama hani benden daha zor geçinenler olabilir. Ben çünkü çalıştım ayrıca. Ailemden destek alıyorum ama daha zor zaman geçiren insanlar olduğunu düşünüyorum. Yakında tanıdığım arkadaşlardan da, ailelerden de vesaire. Sizin keyfiniz nasıl? Benim keyfim iyi sayılır. Askerlik yakın, onu bekliyorum. Sizin nasıl abi? Sokak röportajı yapsaydınız ne sorardınız? Ne sorardım? Hayat nasıl gidiyor diye sorardım yani. Hayat nasıl gidiyor abi? Berbat. Niye? Ortalık belli. Zafer'in eski halini biliyorsanız şimdiki haline bir bakın yani. İnsanlar kan alıyor. Ceplerinde açlıkları yok. İş yok. Çalışmak istiyor insanlar. İş yok. Şu an Konya bitik yani. Genelde Türkiye bitik de. Biz Konya'da yaşadığımız için şu an Konya'nın hali bitik. Ben yıllardır burada yaşarım. Böyle hiç görmedim yani. Konya'yı bu şekilde görmemiştim. Sebebi korona mı? İnsanları korkuttular yani. İnsanlar artık rahat rahat gezemiyor, dolaşamıyor. Sebebi tabi korona da insanlara da biraz korku verildi. Son dönemlerde bayağı bir artış oldu. İnsanlar çekiniyor yani. Bir araya gelmeye çekiniyor yani. Sokak röportajı yapsaydınız ne sorardınız? İnanın şu an merak ettiğim hiçbir şey yok. Sormak istediğim de bir şey yok. Ya şu an aklıma hiçbir şey gelmiyor. Teşekkür ederim. Vallahi insanlar şu anda sıkıntılı, ne sorarım? Yani hayatta ne gibi sıkıntı çekiyorsun sorarım yani. Hayatta ne gibi sıkıntılar çekiyorsun abi? Ya işte şimdi benim çekmem önemli değil ki. İnsanlar belli yani. Senin sıkıntılar mı? Şartları. Benim sıkıntılarım ne? Yok, çok şükür Allah'a böyle sıkıntım yoktu işte. Oluyor yani aile arasında, insanlar arasında.
Herkes olduğu kadar. Yani herkes olduğu kadar. Ne sorardım? Yani Türkiye'nin ekonomik ve siyasi durumunu sorardım bence. Bilmiyorum, insanlar bu konu hakkında ne düşünüyor? Yani bu Türkiye'nin bu durumu hani siyasi liderleri yüzünden böyle mi, yoksa halkın yanlış kararları yüzünden böyle mi diye onu sorardım. Onun haricinde yani, çünkü neden bunu sorarsın diye sorarsanız, şu anda Türkiye'nin tek derdi bu bence. Bu sorunun cevabını sen versin. Bu sorunun cevabını ben versem, bence iki tarafta suçlu derdim. Çünkü liderlerin iyi yönetemediğini düşünüyorum ben. Yani herkesin kendi kararı tabii. Ama halk da oy vermese tabii kimse lider olamaz. İki tarafta at gözlüğünü çıkarması gerekiyor. O yönden iki tarafı da suçlu buluyorum yani. Ben abi insanların hayatına pek merak etmiyorum açıkçası. Daha çok kendi hayatımla ilgileniyorum. Ben kimsenin... Ya bilmiyorum, bana sorma ya. Sokak röportajı yapsaydım ne sorardım? Güzel soru ha. Ben de aynı soruyu sorardım. Yok, başka aklıma gelmiyor. Sözlüğe kalkan öğrenci gibi oldum şimdi. Bir anda aklıma gelmedi.